Kıymetli dostlar, hayırlı sabahlar. Yine hamdolsun sizlerle birlikteyiz. Bugün kaldığımız noktadan devam ediyor olacağız. Neydi kaldığımız nokta? Çocuklarımızın başarısında, mutluluğunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Malum çok karmaşık bir yüzyıldayız. Yüzyılımızın ihtiyaçları çok değişti. Bu manada da müfredat da değişti. Yani 2004 yılında yapılan değişimden bahsediyorum. Dolayısıyla aslında biz anne babalara düşen davranış biçimleri, yaklaşımları da değişti aslında. Bunlarla ilgili hatırlarsanız geçtiğimiz yayınımızda paylaşmıştık. Dünyadaki müfredatla ilgili, özellikle Batı ile ülkemiz arasındaki genel manadaki değişimi, gelişimi kıyaslayarak sizlerle paylaşmıştık. Ve günümüzde çocuklarımızın neye ihtiyacı var? Bize düşen görevler neler? Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte müfredatında şu anda çocuklardan beklenen, bizlerden beklenen kısımlarını sizlerle paylaşmıştık ve devamında da yine uygulamalardan örnekler vereceğimizi söylemiştik. Neyi kastediyoruz, neyi önceliyoruz, bunlardan bahsetmeye bugün de devam ediyor olacağız. Hatırlarsınız en son oyunlaştırmak dedik. Oyunlaştırılmış bir içerikten bahsetmiştik. Neyi kastediyoruz? Buna bir iki tane örnek vereceğim sizlerle. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Açıkçası burada ben olması gereken kısmı söyleyeceğim sizlere. Yani uygulamalarda maalesef çok daha farklı, tam benim söylediğimin tersi yaklaşımları da görüyoruz ama ben olması gerekeni paylaşıyor olacağım sizlerle. Nedir bu? En çok karşılaştığımız hatta bir tablo. Anne babaya ödev kontrolünün yaptırılması. Yani işte gülen yüzler, ağlayan yüzler, işte imza attırmalar. Ben neyi konuşuyorum? Bir yapılandırmacı bugünkü yüzyılın ihtiyacını, müfredatın içeriğini konuşuyorum. Aynı zamanda da çocuğun ruhsal durumunu, duygusal durumunu konuşuyorum. Şimdi sürekli anne babaya kontrol ettirilen ödevleri düşünelim. Bir çocuk okula başlıyor. Her gün anne kontrol ediyor veya baba kontrol ediyor. Öğretmen kontrol ediyor. Olmuş mu, olmamış mı? Yapabilmiş mi, yapamamış mı? Çocuğun ruhsal durumunu düşünebilir miyiz burada? Bir şey yapıyor, olmuş mu diye bir yetişkine gösteriyor. Ve o yetişkin de anne. Daha çok annelerimize düşüyor maalesef bu görev. Anne sürekli ödev kontrolü yapıyor. Anne sürekli ders çalıştırıyor. Çocuk kontrol ettiriyor. Yapmış, olmuş mu olmamış mı? Yapmış, olmuş mu olmamış mı? Yapmış, olmuş mu olmamış mı? Her gün bu duruma maruz kalan bir çocuğun ruhsal durumu ne olur acaba? Ben yaptım. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Ben yaptım. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Ben yaptım. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Her gün çocuğa bu duygusal durumu yaşattığımızda çocuğun ruhsal durumu ne olur acaba? Kendini nasıl hisseder? Nasıl bir duyguya bürünür? Başkasına muhtaç ve güdülen bir varlık haline gelir. Tırnak içinde adeta aptallaştırırız. Sürekli birileri kontrol ediyor. Bir şey yapıyor, sürekli birileri kontrol ediyor. Sonra diyoruz ki benim çocuğumun özgüveni zayıf. Nedenleri bunlar aslında. Ve daha kritik nokta. Hep vurguladığımız, altını özellikle çizdiğimiz. Çocuğun dünyasında annenin yeri bellidir, babanın yeri bellidir. İslam açısından baktığımızda
Annelik vasfı Allah'ın rahim sıfatının tecellisidir. Yani şefkat, merhamet, koruyan, kollayan bir varlıktır anne. Çocuğun ihtiyacı olan bu. Peki biz ne yapıyoruz o rolü? Kenara koyuyoruz ve kontrol eden, dikte eden, müdahale eden bir anne. Yani sevgiyi, şefkati, merhameti, koruyan, kollayan kısmını bir kenara bırakıyoruz. Koruyan, kollayan kısmından kastımız da şu değil elbette. Aman çocuğum üzülmesin diyerek sürekli onun üzülmemesi için çaba sarf etmekten bahsetmiyorum. Tehlikelere karşı korumaktan, onun çizgisini iyi koymak lazım, korumaktan bahsediyorum. Şimdi sürekli anne müdahale ettiğinde, tabii bunu annelerimiz bunu yaparken şunu da ifade etmemiz lazım. Açıkçası ailede gördüğüm en büyük sorunlardan bir tanesi bu yük tamamen anneye verilmiş durumda. Yani babalarımız eğer bu işin içerisinde olmazsa, annemize destek vermezse, annelere bu konuda doğru yaklaşım noktasında yardımcı olmazsa annelerimiz bu yükün altında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar doğal olarak. Bu konuda anneyi yalnız bırakmak, bu işi sadece annelere vermek de başka bir problem. Çocuğun duygu dünyasını da çok ciddi zedeler bu ve anne çocuk ilişkisine de çok ciddi zarar verir. Ve annenin duygusal durumuna da zarar verir. Anneyi yetersizleştirir. Anne kendini yetersiz hissetmeye başlar. Bu nedenle babalarımızın da bu işin içerisinde mutlaka olması lazım. Bu işin içerisinde kastımız ne? Ders çalıştırmaktan bahsetmiyorum. Çocuğun ihtiyaçlarını, çocuğun duygusal durumunu dikkate alarak birbirlerini destekleyici bir yaklaşımdan, sadece anneye yük vermemekten bahsediyorum. Şimdi sürekli anne ödevi takip ederse, veya sürekli yetişkin çocukların ödevini takip ederse çocuğun duygusal dünyasında, ruh dünyasında adeta tırnak içerisinde ruhunu köleleştirmeye başlarız. Yönetilen bir varlık haline gelmeye başlarız. Düşünsenize yıllar boyunca yani ilkokul başlıyor hatta anaokulu bir de şu tuhaf bir durum var zaman zaman karşılaşıyorum. Alışsın diye ev ödevi veriliyor anaokullarında. Yani ne müfredatta var, ne çocuğun ruhunda bunun karşılığı var. Tuhaf bir şey. Yani lütfen bu konuda da uyanık olalım, duyarlı olalım. Yani ev ödevi diye bir anaokulunda olmaz. Çocuk daha kendini bir bulamamış. Çocuğun açması için, geliştirmesi için farklı etkinlikler, faaliyetler. Eğer çocuğun yöneldiği bir şey varsa, işte resim çizmek, karıştırmak, kurcalamak, onun önünü açmaktan ibarettir olması gereken şey. Aslında ilkokulda da bu böyle. Neyi konuşuyorum? Müfredat kısmını ve özellikle ilkokul, kısmen anaokulu kısmını, kısmen de ortaokul kısmını konuşuyorum. Lisedeki beklentiler, yaklaşımlar daha farklı ama en temel nokta ilkokul kısmı diyebiliriz. Burada şunu çok sık söyleriz, duyarız. Ya ilkokul çok önemli, her şeyin temeli. Eyvallah, kesinlikle doğru. Ancak buradaki yaklaşım biçimimiz burada önemli. Yani ilkokul çok önemli, iyi ben bunu doldurayım iyice, patlatırım. İlkokul çok önemli, benim bu çocuğu her şeyiyle sınava hazırlamam lazım. Çocuğu boğarım, sıkıntıya sokarım. Bu bir denge işidir. O dengeyi sürdürerek götürmemiz lazım. En başta ne söylemiştik? Aslında en temelde fıtrata göre bir mekanizma olması lazımken biz bunu şu anda hali hazırda günümüz yüzyılında bunun karşılığı olmadığı için bunu yapamıyoruz. Yani çocuğun daha çok ruhsal, zihinsel yetenek kısmını önceleyen bir mekanizma şu anda yok. Ne yapacağız? Bunun dengesini koruyacağız. Bu dengeyi nasıl korumamız lazım? Bunu konuşuyoruz. Ve aynı zamanda şu andaki yapılandırmacı müfredatta aslında bu dengesini sağlayabilmemiz için de bize kolaylıklar oluşturmuş durumda. Bunları konuşuyoruz. Geçtiğimiz programda söylemiştik hatırlarsınız. Aslında bana göre Türkiye'nin çocuklarla beklenti noktasında zihinsel problemimiz var. Yani algı problemimiz var, beklenti problemimiz var.
Bana göre bir müfredat problemi yok. Uygulanmama problemimiz var. Müfredat var şu anda ortada. Ne söylemiştik hatırlarsınız geçen hafta. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfta yazılı, sözlü test yapmamalı öğretmen. Müfredat da bu var. Ama yapılıyor. Veya pekiştireçler, küçük ödevler verilmesi lazım. Ve çok ödev veriliyor. Hatta mümkünse çok ödev verilmesi öğretmene baskı yapılıyor, tazyik ediliyor. Öğretmenlerden de buna benzer dönütler alıyorum. Çok ödev veren öğretmen, iyi öğretmen algımız var. Zihinselden kastım bunlar. Oysa tam tersidir. Çok ödev verildiği takdirde çocuğu tıkamaya, boğmaya başlarız. Çocuğun duygusal durumunu, ruhsal durumunu, çocuğun müfredatını öncelememiş oluruz. Sen, yani Allah seni böyle yaratmış olabilir ama bak ortada sınav var, senin böyle olman lazım dediğimde bunun faturası lise döneminde çok ağır olur. Çok ağır olur. Yani zihinsel problemlerde yaşar gencimiz, yaşayabilir. Ruhsal problemlerde yaşayabilir. İnanç noktasında problemler yaşayabilir. Ki örneklerini görüyoruz. İşin temeli buradan başlıyor. Yani müfredat bir tarafta, dersler bir tarafta, ruh bir tarafta değil. Biz derslerle ilgili çocuklarımızla bir etkileşim halindeyken aslında onun ruhuna da dokunuyoruz. Duygusuna da dokunuyoruz. Hepsi bir bütün. Bu bütünle beraber hareket etmemiz lazım. Dişimiz ağrıdığında, karnımız ağrıdığında, bir yerimiz yandığında, bir yerimiz acıdığında ne kadar sağlıklı düşünebiliyoruz? Ne kadar sağlıklı hareket edebiliyoruz? Parmağımıza diken battı. O diken bütün duygu durumumuzu etkiler. Biz yetişkinleri bile etkiler. Çocuğun dünyasından baktığımızda bundan daha öte, daha derin bir iz bırakır. Çünkü çocukluk dönemi bilinçaltı dönemidir. Bilinçaltı döneminde biz kitapla, defterle çocuğu nasıl tanıştırmışsak çocuk onunla hareket etmeye başlar. Yani okul, ödev, ders, kitap, defter çocuğun dünyasında ne ifade ediyor? Çocuk ağlayarak mı ödev yapıyor? Sızlanarak mı ödev yapıyor? Her gün öfkelenerek mi ödev yapıyor? Anne babayla çatışmayla mı ödev yapıyor? Bilin ki bilinçaltı diyor ki arkadaş eline fırsat geçtiği ilk anda sen bunu bırakacaksın unutma diyor. O da nedir işte gençlik döneminde. Hocam bu çocuk çok kitap okurdu. Bu çocuk çok ödev yapardı. Bu çocuk çok çalışkandı. Şimdi ama tam tersi. Neden? Ben bilinçaltına negatif bir duygu durumu bıraktım ve ben bıktırdım aynı zamanda. Yıllar önce bir öğretmen anne babamız çocuğunu getirmişti. Çocuk 5. sınıfta. Odasında kağıda dair ne varsa hepsini odadan atmış. Yani hocam diyor poster vardı diyor onu bile attı diyor. Ben odamda kağıt yüzü görmek istemiyorum. Yani bırakın kitap okumayı. Kağıttan nefret eder hale gelmiş çocuk. Görmek istemiyorum diyor. Götürün bunu diyor. Atın diyor. Ne kadar vahim bir durum. Düşünün bu çocuk öğrenci. Babamızın bir cümlesi. Aslında her şeyin özeti olan bir cümle. Ve bunun farkında değiliz. Hocam, ya bu çocuk oysa ilkokul ikinci sınıfta en çok kitap okuyan ödülü aldı. Okulun en çok kitap okuyan çocuğuydu. Geçmiş olsun. Ben en başta ne söylemiştim? Davranışçı yaklaşımla biz yetiştirildiğimiz için hep davranış ezberletme derdindeyiz. Davranışçı yaklaşım neydi? İnsanın maymundan geldiğine inanır. Dolayısıyla sen buna davranış ezberleteceksin der. Ödül vereceksin, ceza vereceksin, davranışı ezberleteceksin. Davranışçı yaklaşımda ruh yok. Ruhu bilmiyorlar zaten o zaman. Ruhun dolayısıyla karşılığında çocuğun dünyasında ne yaşanıyor bu bilinmiyor. Ve hala biz şu anda bunun uygulamalarını yapıyoruz. Ne acıdır ki. Ne oldu aslında çocuk orada? Ruhen boğuldu, bunaldı ve bıktırıldı. Ben alıştırıyorum derken ruhunu örseledim, aklını örseledim, duygusunu örseledim ve nefret eder hale geldi.
Neyi konuşuyoruz? Dengeyi konuşuyoruz aslında. Bu nedenle çocuklarımızla bu mevcut yapılandırmacı müfredatta, yüzyılımızın aslında ihtiyacını kısmen de olsa, bunu yapılandırmacı müfredatı söylerken idealdir, süperdir, harikadır demiyorum. Eskilere göre daha iyidir. Burada şunu da zaman zaman yaşıyoruz. İşte ya müfredat sıkça değişiyor, ya dünya değişiyor, tabii ki değişecek. Ya bunda hiçbir beis yok, hiçbir sorun yok. Yani biz kendi kıyafetimizi değiştirmiyor muyuz? Hemen bir değişime gitmiyor muyuz? Çocuk büyürken özellikle, yani bir aldığımız ayakkabı numarası bir numara fazla almaya hatta çalışmıyor muyuz? Çünkü değişecek o. Yüzyıl değişiyor, niye müfredat değişmeyecek? Tabii ki değişecek. O önemli olan doğru değiştirmek bunu. Şartlara uygun değiştirmek. Bu manada da şartlara uygun bir mekanizmamız şu anda var. Fakat sorunumuz geçmiş ezberimizden kaynaklanan beklentilerimizle bugünkü müfredata baktığımızda istediğimiz sonucu alamıyoruz. Neyi konuşuyoruz aynı zamanda? Anne baba çocuk iletişiminde konuşuyoruz burada. Çünkü bizim dokunuş şeklimiz çocuklarımızla olan iletişimimizi de belirliyor. Sürekli ödevi kontrol eden anne baba ne dedik? Rahim sıfatından uzaklaşmaya başlar. Yani rahim sıfatının tecellisinden uzaklaşmaya başlar. Yani şefkat, merhametten uzaklaşmaya başlar. Çocuk ruh dünyasında yalnızlaşmaya başlar. Acımasız olmaya başlar. Öfkeli olmaya başlar. Bir şeyi dolduracağımız zaman, yani bir kabı dolduracağımız zaman içine ne doldurursak onu içeriz. İşte bir suya, sürahiye suyumuzu koyarız, içeriz. Çocuğun da sürahinesine ne koyuyoruz biz? Anne duygularını, şefkatini, merhametini mi koyuyor çocuğun sürahisine? Yoksa sürekli dikte eden, çocuğu geren, çocuğu sıkıntıya sokan, strese sokan bir yapıyı mı dolduruyor? Rahim sıfatının tecellisi, yani annenin şefkati, merhameti yerine anne sürekli dikte etmeye başlarsa çocuğa stres yüklemeye başlar, kaygı yüklemeye başlar, endişe yüklemeye başlar, korku yüklemeye başlar. Bu nedenle bir kere bizim önceliğimiz çocuğumuzla aramızdaki iletişimin kalitesi olmalı. Ben çocuğumla bir anne olarak, bir baba olarak nasılım? Lütfen ödev araya girmesin. Lütfen okul araya girmesin. Yıpranıyor çocuklarımız. Yalnızlaşıyorlar. Anne baba eğer bu yaşlarda çocuğunu anlayamazsa başka alanlar tarafından çok kolay savrulabilir hale geliyorlar. Anne babadan alamadığı lezzeti başka yerde aramaya başlıyor. Anne babadan alamadığı muhabbeti başka yerde aramaya başlıyor. Bunun faturalarının ne olduğunu genelde gençlik döneminde fark ediyoruz. Ders çalış derken, işte yüklenirken, çatışırken, gerilirken çocuğun ruh dünyasında neye mal olduğunu bu sürecin fark etmiyoruz. Ta ki buluğ çağına kadar. Buluğ çağında kıyamet kopuyor adeta. Bunun olmaması için nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz çocuklarımızın kendi aramızdaki iletişimini öncelememiz gerekiyor. Kalitesini öncelememiz gerekiyor. Sürekli çatışma, sürekli ödevini yaptın yapmadın. Bu çatışmaya girdiğimizde kaybetmeye başlarız çocuğumuzu. Bakın unutmayın, şu anda mevcut müfredat aslında çocuğumuzun duygu durumunu dikkate alarak yapılabildiği kadar, idealdir dediğim gibi demiyorum ama yapılabildiği kadar dikkate alarak yapılmış. Ama bizim kaygılarımız bu işe izin vermiyor. Ya Milli Eğitim'in kitaplarında bir şey yok, işte konuştuk geçen hafta. Ya var, var da bizim aradığımız yok. Çünkü bu yüzyılda başka şeylere ihtiyaç var da onun için. Çocuğa sen düşün diyor, sen karar ver diyor, sen yönet diyor, senin bir fikrin var, o fikrini ortaya koy, hadi bakalım diyor. Biz de yok diyoruz, en güzel olacak, en iyi olacak, ben senin yerin adına cevap veriyorum, ben sana yaptırıyorum. İyi de beyni nasıl çalışacak bu çocuğun, kendini nasıl geliştirecek, kendine olan inancı, güveni nasıl ortaya konacak? Müfredat buna uygun. Sorun bunu uygulamıyor olmamız. En basit bir örnek. Aynı okulda yaşıyorum bunu. Aynı zümreden bir öğretmenimiz, aynı sınıf,
Yani diyelim ki ikinci sınıf, üçüncü sınıf neyse. Biri 3 sayfa ödev veriyor, biri 5 sayfa ödev veriyor, biri 10 sayfa ödev veriyor. Aynı konu. Peki hangisi doğru bunun? Bazıları da hiç ödev vermiyor. Hangisi doğru bunun? Ya burada ortalama bir durum var. Yapılandırmacı müfredat ortaya konduğunda yurt dışından kaynaklar getirdik. Ya bu ne yapıyor? Yapılandırmacı müfredat neyi bekliyor, neyi önceliyor? Amerika'dan bir eyaletten de bir şey getirdik. Aile kılavuzu getirdik. Anne babalara yönelik hazırlanmış bir kılavuz. Bu yapılandırmacı müfredatta çocuğun neye ihtiyacı var, ne olmalı bu konuşuluyor. Şimdi psikologlar, pedagoglar, eğitimciler, psikiyatristler vesaire her biri toplanmışlar. Bir şey çıkarmışlar, bir yapı ortaya koymuşlar, bir yaklaşım dili diyelim. Çocukların neye ihtiyacı var? Yani çocuğun duygu durumu. Çocuğun algısı, çocuğun dikkati, çocuğun yapısı dikkate alınarak bir çizelge, bir tablo oluşturulmuş. Bunu da ailelere yönlendirmişler, göndermişler. Bu tabloda ne var? Diyor ki kitapçıkta, ilkokul birinci sınıftaki bir çocuğun ihtiyaçları, dikkati, enerjisi vesaire dikkate alındığında İlkokul birinci sınıftaki bir çocuğun evde ödev yapabilme miktarı maksimum şu kadardır diyor. Bunun ötesine eğer öğretmenimiz fazla ödev veriyorsa diyor, çocuğunuza zarar veriliyor demektir. Lütfen öğretmenle konuşun diyor. Bu konuda müdahale edin, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi hatırlatın diyor. Bu işi o eyalette anne babaya vermiş bir anlamda, müfettişlik gibi. Yani sistemi anne baba kontrol ediyor. Bakın birinci sınıftaki ilkokul, birinci sınıftaki bir çocuğun dikkati, algısı, enerjisi ele alındığında ne diyor biliyor musunuz? Maksimum 10 dakikadır diyor. 10 dakikanın üstünde çocuğa ödev veriliyorsa çocuğa zarar veriyor demektir diyor. Çocuğunuzu okuldan uzaklaştırır, okumaktan uzaklaştırır ve çocuğunuzu köreltmeye başlar diyor. Günümüzde kıyaslayalım, bizle kıyaslayalım. Aynı müfredat, yani yapılandırmacı müfredattan bahsediyorum. Ve sonra diyor ki ikinci sınıfta maksimum, bakın üst sınırdan bahsediyorum, alt da değil, üst sınır. Maksimum 15 dakikadır diyor. Üçüncü sınıfta maksimum 20 dakikadır. En fazla. Biz ne yapıyoruz? Mümkünse boğulsun ödevi, çocuk nefes alamasın. Aklını çalıştırmasın diyoruz aslında. Reflekslerini çalıştırmasın diyoruz aslında. Ve çok yine sıkça artık karşılaşmaya başladığımız. Aman sen ders çalış. Aman biz işte şunu yaparız. Aman bunu yaparız. Çocuğumuz liseye gelmiş. Bir seminerden çıkışımda bir babamız geldi. Hocam dedi ya biz çocuğu bakkala markete gönderemiyoruz. Ne yapacağız? Aman başarılı olsun diye sürekli anne almış yükü, baba almış yükü ve çocuk bunu öğrenmiş. Hayat budur demiş. Ben ders çalışırım, annem babam da bana hizmet eder demiş. Ve asosyalleşmiş ve insan ilişkisine içine çıkamıyor çocuk. Konuşamıyor, çekiniyor. Kitaba boğulmuş durumda. Ve sosyal beceri yok. Hastane ziyaretleri, işte cenazeler, düğünler, dernekler, işte bayram ziyaretleri çok önemlidir çocuğun gelişiminde. Yani çok başarılı olsun, sosyalleşmedikten sonra, başarısını sosyal hayata yansıtamadıktan sonra ne anladım ben başarıdan? Kesinlikle başarısız olur hayatta. Bunun dengesini korumamız lazım. Bir öğrencimiz vardı yıllar önce. Bir dershanede öğrenci, sınava bir ay kalmış. Sınava bir ay kaldı ve çok yüklü ders çalışan, yani başarısı iyi bir çocuk ve beklentisi yüksek dolayısıyla bir netin hesabını yapıyor. Ve sınava bir ay kala haber geliyor ki işte şehir dışındaki ninesi mi dedesi mi geçmiş yıl unuttum
ağır hasta. Şimdi ben de diyor çok düşkünüm, çok seviyorum onu diyor. O da beni çok sever diyor. Hocam sınava da bir ay kaldı. Ne yapsam dedi. İşte şunu bu kadar planım vardı. İşte şehir dışına çıkarsam şu kadar soru çözemeyeceğim vesaire bir sürü kafasında şey var. Dedim ki her şeyi bir kenara bırak, kalbini dinle dedim. Kalbine bak, cevabını sana o verecektir dedim. Hocam kalbin bir an önce git diyor dedi. Sen onu rehber al ve yap bunu dedim. Kalbini dinlersen eğer pişman olmazsın dedim. Kalbini dinlemezsen pişman olursun. Sadece salt akılla gidersen. Genç de böyle bir şey bekliyormuş meğer, bir cesaret bekliyormuş. Anne baba da aman sınav var falan diye zorluyormuş. Gitme, telefonla konuşursun iyileşince falan diyorlarmış. Bu gencimiz gitti. Bir iki gün mü, üç gün mü kaybetti doğal olarak. Geldikten iki gün sonra veya üç gün sonra dedesi veya nesi vefat ediyor. Ağlayarak geldi yanıma. Hocam dedi, ben dedemi işte nenemi neyse kaybettim. Ama dedi çok huzurluyum. İyi ki gitmişim dedi. Çok teşekkür ederim. İyi ki bunu bana cesaret verdiniz, yaptırdınız. Çok mutluyum. Ben şu anda daha iyi çalışırım dedi. Evet bir acım var. Ama benim başarılı olmamı çok istiyordu o. Benim şu üniversitede olmamı çok istiyordu. Onun için yapacağım ben bunu dedi. Müthiş bir motivasyon ve müthiş enerjiyle gitti çocuk. Ve hamdolsun hedefine de ulaştı. Gence bıraktığımızda çocuğun ruh dünyasını öncelediğimizde çözümü biliyor bünye zaten. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun dediğimizde ritmini bozduğumuzda sürecin, akışın aksine daha sıkıntılı, daha başarısız ve daha mutsuz hale getirmeye başlarız bireyi. Bu nedenle bakın yaratılmış bir fıtrat var, yaratılmış bir mekanizma var. Bu mekanizmayı bozmamaktan bahsediyorum. Müfredat zaten yani bunu yumuşatsa da temelde zaten yapıya göre değil. Yani çocukta ne yetenek var, ne özellik var, ne tür istidadı var. İstidat derdik bunu biliyorsunuz. Buna bakılmaksızın herkes aynı kefede gidiyor ve fıtratta, çocuğun fıtratında, çocuğun yeteneğinde, özelliğinde olmayan şeyleri de bekliyoruz. Orada çatışmaya giriyor. Orayı yumuşatabilmek, dengeleyebilmek lazım. Deneyimlerimden yola çıkarak net şunu söyleyebilirim. İlkokul döneminde çocuk ne altta olsun ne üstte olsun, ortalarda gidiyorsa eğer, genel bilgi birikimi iyiyse çok başarılı olmasının gerçekten bir anlamı yok. Sonrasında daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Daha güçlü gitmeye başlıyor. O hatırlarsınız geçen hafta maraton örneğini vermiştik. Maratonda kasların gelişmesi ve aynı zamanda maratonda uzun yol koşusu işte diyelim ki 5 kilometre 5 kilometrelik yolu ben en başta hızlı metrelerde hızlı koşturursam 5 kilometrenin sonunda nefes nefese bırakırım. O yüzden ilkokul dönemi daha yavaş gidilmesi gereken bir dönem. Müfredat da tam da buna göre hazırlanmıştır. Ama ben müfredat böyle değil, şey müfredatta bir şey yok, Milli Eğitim'in kitaplarında bir şey yok, ben bunu beğenmedim deyip de ben müfredata rağmen, yaşadığımız yüzyıla rağmen başka bir şey dayatmaya başlarsam lisede bunun neye mal olduğunu acı bir şekilde de görürüz maalesef. Bu şu demektir, arkadaş ben kendi bildiğimi yaparım, bu yüzyılın benim için hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum demiş oluruz. 2040'lı yıllar, 50'li yıllar yani bugünkü çocuklarımızın yetişkin olduğu dönemlerle ben ilgilenmiyorum demiş oluruz. Müfredat bunu planlıyor. Bunu hesaplıyor. Eğer ben salt sınav olarak ele alacak olursam belki başarılı olabilir çocuk. Evet başarılı olur. Ama gerçek potansiyeli o mudur ve gerçekten mutlu mudur? Yaşıyorum örneklerini. Anne baba istediği için başarmış, sonra mutsuz, huzursuz, kaygılı, endişeli, öfkeli vesaire. Niye dayatmayla, zorlamayla gitmişiz? Eğer ilkokul kısmı esnek geçerse ve anne baba ilişkisi bozulmazsa, çocuğun fıtratında zaten başarma güdüsü var, zaten en iyi yapma her çocukta.
En iyi yapma güdüsü var. Yeter ki koparmayalım süreçten. Yeter ki inancını yitirtmeyelim. Bu da doğru bir etkileşimden geçiyor. Anne baba olarak güzel vakit geçirmemizden gerekiyor. Sohbet etmemizden gerekiyor. Evin muhabbet ortamına dönmesinden geçiyor bu. Çocuk okula gidecek. Okulda arkadaşlardır, öğretmendir, derstir, sınavdır, testtir, boğulacak, boğuşacak zaten bununla. Okul bu işe yarıyor. Ama eve geldiğinde ev liman olmak zorunda. Evde limanın özelliği nedir? Limanda dağıtır, her şeyi yeniden tasarlar, yeniden düzeltir. Tamirat yapar, tadilat yapar, gemiyi yeniden gözden geçirir. İçeride ne var ne yok boşaltır. Elden geçirir. En özgür olduğu, en güvende olduğu yerdir geminin geldiği liman. Çocuğun limanı da evdir. Evde rahat olmak zorunda. Evde huzurlu olmak zorunda. Evde sükunet olmak zorunda. Buradan güç alacak ki tekrar ertesi gün yağmura, çamura, fırtınaya gittiğinde o gücüyle beraber hareket edebilsin. Okulda stres, evde stres, okulda gerginlik, evde gerginlik. Bu çocuk nerede mutlu olacak? Bilgisayar başında. Nerede mutlu olacak? Telefon başında. Cevap belli yani. Bu dengeyi de gözetmemiz lazım, sosyalleşmesini de gözetmemiz lazım. O yüzden çocukla ilgili iletişimimizde aman dersin var işte şuraya gitme, buraya gitme, gel sen otur dediğimizde hayatı kaçırtıyoruz çocuğa. Anı kaçırtıyoruz. Hayatı kaçıran, anı kaçıran, anda yaşayamayan, hayatta yaşayamayan çocuk hayatında başarılı olamaz. Olamaz. Hayat testlerden ibaret değil, hayat derslerden ibaret değil, hayat okunan kitaplardan ibaret değil. Hayat sosyalleşerek gerçekleşen, çocuğun kendini bulduğu, kendinde var olanı ortaya çıkardığı yerdir zaten. İbn Sina diyor ki, çocuğu kitapla, bakın biz ne biliyor? Kitapla sürekli baş başa olsun, elinde mümkünse kitap olsun değil mi? Böyle bakıyoruz genelde toplum olarak. Hep elinde kitap okusun, ne kadar akıllı çocuk. İbn Sina diyor ki, kitapla çocuğu baş başa bıraktırmak aptallaştırır çocuğu diyor. Yani Osmanlı'nın uyguladığı bir metottan da bahsetmiş oluyorum aynı zamanda. Kitapla baş başa bırakmak çocuğu aptallaştırır diyor. Niye? Sosyal hayattan koparıyoruz çünkü. Refleksler sosyal hayatta gelişir. Beceri sosyal hayatta gelişir. Fıtratta var olan ortaya çıkarmak sosyal hayatta gelişir. Sürekli ders çalış, ders çalış, test çöz, test çöz. Ne yapacak sonra? Başarılı oldu. Liseye geldi, üniversiteye geldi. Sonra mekanizmada refleksler, yani sosyal refleksler yok. Bildiğini nasıl yansıtacak? İnsanlara nasıl bunu sergileyecek? Nasıl ikna edecek? Nasıl çatışacak? Nasıl tartışacak? Nasıl müzakere edecek? Bunlar yok. Hiçbiri yaşanmamış. Çünkü sürekli test çözmüş, ders çalışmış. Hayattan kopmuş. Başarılı olma ihtimali çok düşük. Bu dengeyi gözetmek için de müfredat buna çok uygun. Yani ne yapacağız, eyvah falan demeye gerek yok. Müfredata uyduğumuzda sorun çözülüyor aslında. Sükunetli olmamız lazım, sakin olmamız lazım. Çocuğumuzla aramız iyiyse, çocuğumuzla iletişimimiz iyiyse, muhabbetimiz iyiyse sorun yok. O fıtratında var olan enerjisiyle, çabasıyla, mücadelesiyle götürür süreci. Ancak burada çok önemli bir nokta var, öğretmen faktörü. Öğretmenimizin de çocuğun duygusal durumunu, zihinsel durumunu, ruhsal durumunu önceleyerek hareket etmesi lazım. Adeta sürece test çözdürmek, ders çalıştırmak olarak bakılırsa, çocuğun ruhsal dünyasını geriletirsek, öncelemezsek eğer, oradan istediğimiz başarıyı elde edemeyiz. Çocuk öfkelenmeye başlar, içine kapanmaya başlar. Ondan sonra rehberlik servisiydi, şuraydı, buraydı, psikologtu, dolaşmaya, uğraşmaya başlarız. Hocam kızım ilkokul 4. sınıfta maalesef ödevleri çok oluyor, oturup bitirip kalkamıyor, birkaç saate yayılıyor, daha gergin oluyor. Evet, yani bu noktada öğretmenimizle konuşmamızda fayda var. Bu kadar ödev yüküne gerek yok. Ya yani gerçekten gerek yok. Yazık bu çocuklara. Şimdi bu yaşta bakın çocuk 4. sınıfta yoruldu, ruhen yorulmuş durumda. Ne olacak 5. sınıfta, 6. sınıfta, 10. sınıfta? Bu konuda en azından bizim çocuğumuza, ya kızım, oğlum, bak tamam bu kadar, ben daha da fazla yorulmanı istemiyorum. Ben senden tarafayım dememiz lazım. Yani
Onu biz düşüneceğiz. Anne düşünecek. Çocuğun vicdanını, çocuğun ruhunu, çocuğun duygusal durumunu anne baba bilir, başkası bilmez. Bizim o yüzden orayı iyi okumamız, iyi hissetmemiz lazım. Yazık bu çocuklara. Gerektiğinde konuşalım. Bakın bir öğretmen örneğinden yola çıkarak da bir şey paylaşayım. Yaşadığımız bir şey örnek. Birinci sınıf, ilkokul birinci sınıfta bir çocuğumuzu getirdiler. Birkaç tane psikiyatriste götürmüşler. Götürme nedenleri şu: çocuk şiddet eğilimi var. Eğilimden öte bizzat ağır tepkiler veriyor. Televizyonu işte patlatmış, cam kırmış, kapıları kırıyormuş. Ağır küfürler ediyor. İlkokul birinci sınıftaki bir çocuk. Her şeye karşı müthiş öfkeli. En sonunda götürdükleri bir psikiyatrist demiş ki bu çocuğu hastaneye yatıralım. İlkokul bir. Eyvah demiş aile, ya ne olacak bu çocuğumuz, işte aklına bir sürü şey gelmiş anne babana. Ne olacak bu çocuğun hali? Neyse, getirdiler çocuğa, baktık. Şimdi daha sonra işleyeceğiz bu konuyu. Çocuk çok hareketli, çok enerjik. İşte hiperaktif denmiş. Her çocuk hiperaktif midir? Her hareketli çocuk hiperaktif midir? Bunları konuşacağız. Hiperaktif denmiş. Efendim, öfke kontrolü problem var. İşte bunu ilaçla tedavi etmemiz lazım. Gerekirse hastaneye yatırmamız lazım falan. Şimdi çocuk geldi. Baktım belli. Çocukların konuşmasından, tavrından, enerjisinden, hatta gözündeki enerjiden fark edersiniz. Belli. Çocuk normal üstü zekada. Çoğu maalesef normal üstü çocuklarımızın karşılaştığı bir muameleden bir örnek. Dedim ki çocuğunuz büyük bir ihtimalle farklı bir zekaya sahip ve bulunduğu ortamda anlaşılamadığını düşünüyor. Duygu durumu o yüzden patlamalarla karşımıza çıkıyor. Bizim öncelikle çevreyi bir gözden geçirmemiz lazım. Çocuğu ele alışımız da aynı bunun gibi olmalı. Yani bir problem varsa çevreyi gözden geçirmemiz lazım. Basit bir saksı. Pencerenin önüne koyduk, çiçek yetiştiriyoruz. O saksıdaki çiçek kurumaya başladığında, çürümeye başladığında sorunu çiçeğin yaprağında, çiçeğin kendisinde aramıyoruz. Diyoruz ki kendini, yerini sevmedi sanırım diyoruz. Yerini değiştirmeye çalışıyoruz. Basit bir çiçekte bunu yapıyoruz da niye bunu çocukta bakmıyoruz? Çocukta da böyle bakmamız lazım. Hemen çevresi, anne, baba, öğretmen. İlkokul çocuk sınıfı, ilkokuldaki çocuğun en önemli bu üç faktörü etkiler. Anne babanın yaklaşımlarını gözden geçirdik. İşte sorunları gözden geçirdik. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Sonra baktım ki öğretmenimiz aşırı yüklenme ve çok stresli bir ortam ve çocukla öğretmen arasında güven ilişkisi kurulamamış. Ve çocuk okula gitmekten nefret ediyor. Aslında bir isyan var. O isyanı böyle patlayarak ortaya çıkarıyor. Aslında bir sorun var. Ne olur bunun bulun demek istiyor bize. Bir çocuk öfkeliyse, taşkınsa bize feryat ediyor. Ne olur anneciğim, ne olur babacığım, lütfen benim bir derdim var. Bunu bulun diyor. Kendi ifade edemiyor. Kendi anlayamıyor. Bir yerden bir şey yakıyor beni diyor. Orada bizim daha merhametli gitmemiz, daha şefkatli gitmemiz lazım. Niye bunu yaptığından ziyade neden bunu yapıyor bu çocuk diye kendimize sormamız lazım. Velhasıl baktık ki öğretmeniyle çocukla arasında kurulması gereken güven ilişkisi kurulamamış ve çocuk korkuyor öğretmenden. Çok ciddi korkuyor. Zeka ne kadar yüksekse duygusal zeka da o kadar yüksek olur, o kadar duygusal olurlar ve çok hassas bakarlar olaylara. Neyse, baktık öğretmeniyle ciddi sorunu var. Dedim ki aileye derhal, yani öğretmenimizle konuşalım. Bu konuda biraz daha toleranslı davranması lazım. Yok hocam dedi, çok öğretmenimiz aşırı disiplinli bir öğretmen. Bunu dedi kabul edeceğini zannetmiyoruz. O zaman öğretmeni değiştirin dedim. Okulu değiştirin. Nasıl bir öğretmen bulacağız? Çocukla güven ilişkisi kurabilecek. Yani çocuğu anlayan, çocuğu hisseden, çocuğa gülümseyen. Çocuğumuz da şunu söylüyormuş zaman zaman. Anne ne olur bana gülen bir öğretmen bulun diyormuş. Bakın hatalı veriyor çocuk. Çünkü duygusal zeka çok yüksek. Yüzümüzdeki gerginlikten bile anlar çocuklar, evde bunu yaşarız. Yani anne niye üzgün müsün, baba niye böyle bakıyorsun vesaire. Arkadaki duyguyu çok iyi okurlar. Dediğim gibi konuşacağız bunları.
Şimdi çocuğumuz bu problemi tespit ettik. Öğretmeniyle iletişim kuramamış. Öğretmen arıyoruz şimdi. Öğretmen dedim ya bu şey yapın. Öğretmen bulalım. Aradan işte bir iki hafta geçti. Öğretmen bulamamışlar. Neyse bir hanımefendi bir öğretmeni bulduk. Sınıfında da bir iki tane deha var. Onu da biliyorum. Çocuklarla da iletişimi gayet iyi. Bu çocuk burada yapar dedik. Neyse. Evet, çocuğun kalbine giden yolu keşfeden öğretmenler olmalı. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Neyse, aile taşındı işte, adres sistemi dolayısıyla oraya göründü falan. Öyle müdürden de rica etmişler. Ve sınıfa çocuk geldi. Ben de takip ediyorum şimdi bu arada. Öğretmenimizle de görüştük. Öğretmenimiz de endişeli. Ya diyor hocam, yani bu çocuk televizyon patlatmış diyorsunuz diyor. Hani cam kırmış. Emin misiniz? Bu arada zeka testini yaptık. Deha çıktı çocuk. Yani çok üst, en üst zeka diliminde çıktı. Neyse. Ben de merakla takip ediyorum. Şimdi bir hafta geçti. İki hafta geçti. Telefon bekliyorum. Haber bekliyorum. Ya ne yapacağız bu çocuğu? Zorlanacak mı? Çünkü çok aşırı. Ben çok özet anlatıyorum. Çok aşırı tepkileri var çocuğun. Bir hafta geçti. İki hafta geçti. Üç hafta geçti. Ses yok. Ne yaptınız dedim. Ne durumdasınız çocuğumuzla? Öğretmenimizin yaptığı işlem şu. Pencere tarafına oturtuyor. Pencereyle sıra arasına bir koridor oluşturuyor. Çocuk çünkü çok hareketli. Bak diyor, sen burada istediğin gibi koşturabilirsin. Rahat ol bu konuda. Beni dinlediğini biliyorum ben diyor. İhtiyacın olursa diyor, burada kalk yürü, koşabilirsin hatta diyor. Şimdi çocuk bundan çok rahatlamaya başlıyor ve sonra hatta koşuyor bazen. Öğretmenim demiş, içimden koşmak geliyor. Ama ben sizi merak etmeyin, dinliyorum. Bakın şunu dediniz. Ve öğretmenimiz dedi ki, ya hocam, bu çocuk o kadar farklı, o kadar özgün düşünüyor ki ben sınıfa bir soru sorduğum zaman sınıfın vereceği cevaptan çok daha üst düzey cevap veriyor ve bütün cevapların aslında önünü de kapatıyor. Harika cevaplar veriyor, harika yorumlar veriyor. Ben şimdi şöyle bir yol buldum. Aramızda bir şeyi oluşturdum. Göz teması kuruyorum. Sen biraz bekle. Diyorum diyor. Sınıfa ben değerlendirmeleri alıyorum sınıftan. En son cümleyi ona söyletiyorum ve her şeyi özetliyor diyor. O kadar farklı, o kadar özgün, o kadar özel bir çocuk ki. Diğer öğretmeniniz bu çocuk hiperaktif, doktora götürün derken bu öğretmen bakın keşfetti çocuğu, yakaladı. Ve çok başarılı bir noktaya geldi ve çocuk çok mutlu. Okumaktan, öğrenmekten çok mutlu. Çocuğu anlamamız lazım. Çocuk, hep şöyle bakmamız gerekiyor. Bir Müslümanın olaya bakış biçimi. Bu Allah'ın kulu, Allah'ın ruhundan üflediği, o dört sıfatı temelde önceleyen, iyiyi, doğruyu, faydalıyı ve güzeli önceleyen bir fıtratı var, bir yapısı var. Ne oldu da bu çocuk bu sorunu yaşıyor? Neyi yaşıyor acaba? O saksı örneği gibi. Güneşi mi fazla, suyu mu fazla, ışığı mı acaba az? Çevre faktörüne dikkate almamız lazım. Yani ya ben bu çocuğun çok mu üstüne gidiyorum? Çocuğuma ben duygumu aktaramıyor muyum acaba? Öğretmenimizle gerekli etkileşimi sağlayamadı mı acaba diyerek yola çıkmamız lazım. Bunu sağlarsak eğer, bu dengeyi korursak çocuğumuz da daha güçlü bir birey haline gelir. Daha kendinden emin bir hale gelir ve fıtratında var olan, yapısında, yeteneklerinde var olan ne kadar özelliği varsa da bunu kolaylıkla ortaya çıkarabilir. O yüzden çocuğun açılması esastır. Çocuğun var olanı ortaya çıkarması esastır. Tıpkı bir tomurcuğun meyveye gitme yolculuğunda gibi, gitmesi gibi o tomurcuğun açılması lazım ki meyve olabilsin. Çocukluk dönemi, tomurcuk dönemi, en hassas dönem, en çiçek olduğu dönem. Yıpranmamalar lazım. Onu yıpratacak olan da aslında bizim davranışlarımızdır. Yıpratmayacak olan da bizim davranışlarımızdır. Bu nedenle öncelikle doğru bir etkileşim, doğru bir iletişim kurmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız hocam? Çocuğumuzu dinlemek. Çocuk söyler zaten. Siz beni sevmiyorsunuz. Yok oğlum kızım, biz seni seviyoruz. Ya bir şeye inanmış bu çocuk. Oturup konuşmamız, dinlememiz lazım.
ben seni çok seviyorumla kestir batmakla olmaz. Hayır, biz seni çok seviyoruz da olmaz. İkna olması lazım. Bir yerden kırılmış, bir yerden kopmuş, dinlememiz lazım. Dinlediğimizde anahtarını verir bize. Dinlediğimiz zaman çocuğa verebileceğimiz en büyük değerlerden birini veririz. Dinlemek. Kaç yaşında olursa olsun. Oturup karşısına ben seni önemsiyorum, fikrini önemsiyorum. Gel bakalım biraz dertleşelim. Halleşelim denir ya eskiler. Halleşmek muhteşem bir şeydi. Empati ne kelime yani? Halleşmek. Bu bizde var zaten. Almışız empatiyi kullanıyoruz. Bize ait değil bu kelime. Halleşmek harika bir kelime. Harika bir kelime. Halleşiyoruz çocuğumuzla. Dertli hemhal oluyoruz. Ben onun duygusunu anlıyorum. O beni anlamaya başlıyor. Orada samimiyettir. O samimiyetler ortaya konması lazım. O samimiyetle yaklaşmamız lazım. Evet, böyle öğretmenler bulmak çok zor. Evet, program kaydediliyor. Haklısınız ama var böyle öğretmenler. Hadi bulamadık, biz bunu dengeleyebiliriz. Yani bu çok rahatlıkla yapılabilir şeyler. Üstün zekalı olduğu testlerle mi anlaşılır acaba? Evet, testte de anlaşılabilir. Reflekslerinden de aşağı yukarı anlaşılır. Bunu işleyeceğiz dediğim gibi. Daha detaylı, hani bu yapı nedir, nasıl özelliklere sahiptir. Bunları konuşacağız önümüzdeki yayınlarımızda. İnşallah takip ederseniz oradan da kendiniz çocuğunuzla ilgili fikir edinmiş olursunuz. Zekalı olması da önemli. Akli boyutunu geliştirmesi de önemli tabii çocuklarımızın. Dolayısıyla ne dedik? Çocuklarımızın kaliteli bir iletişimin oluşturulması gerekiyor çocuklarımızla. O yüzden de en önemli şey dinlemek, halleşmek. Halleştiğimiz takdirde hangi yaş olursa olsun çoğu problemini çözmeye başlarız. Gerçekten zor değil aslında. Çocuğumuzun kalbine, ruhuna, duygusuna bakalım, orayı görelim. O cevabını veriyor zaten. Basit, çok basit bir şey uygulama. Yatmadan önce yanına çocuğunuzun uzanın. 10 dakika, 15 dakika muhabbet edin. Ama akıl vermeden, ama çocuğu yönetmeden, neden böyle yaptın demeden, dertleşsin, konuşsun. 10 dakikaysa 9 dakikası ona ait olsun, 1 dakikası bize ait olsun. Dinlemek yani. RAM merkezlerinde mi yapılıyor bu zeka ve hiperaktivite teşhisleri? RAM'larda da yapılıyor, özel ortamlarda da yapılıyor. Şunu söyleyeyim, yani çoğu şu anda toplumumuzda dediğim gibi işleyeceğim ama hazır hiperaktif demişken çok açıkçası çok üzüldüğüm bir noktadır bu. Çoğu üstün zekalı çocuklar hiperaktif damgasıyla muhatap ediliyor ve çok önemli değerlerimizi de yok ediyoruz. O varlıklar muhteşem, yani muhteşem, yani bırakın ekonomik olarak muhteşem sermayelerdir onlar. Bir insandan öte. O kadar çok zarar veriyoruz ki, yani o kadar emek veriyor devlet, o kadar anne baba emek veriyor ama okullardan dışarı atıyoruz. Başarısız, kendini değersiz hisseden bir varlık haline dönüştürüyoruz. Oysa üstün zekalı, üstün deha veya deha. Tek başına elbette bir şey ifade etmiyor bunlar ama bu fikir verir. Yani bu çocuğun yapısı özeldir, ona göre davranmamız lazım der. Aslında o testleri o açıdan önemseriz biz. Gelelim dinlemek. Çocuğumuzu dinlemek. Dinlediğimizde çoğu şeyin cevabını verir. Bir uygulama örneği anlatayım. Yapılandırmada nasıl olmalı? Bizzat bizim zamanında bir kurumda ben danışmanlık yaptığım dönemde bir okula öğretmenimize bir etkinlik önerilerimiz olurdu o zaman. İlkokul 3. sınıftaki bir yaşadığımız hadise, hiç unutmam bunu. İlkokul 3. sınıfta konu kazanmak, kaybetmek, hayat bilgisi dersinde. Öğretmenimiz diyor ki, çocuklar evden diyor süt kutuları, boş süt kutuları getirin, yarın diyor bir etkinlik yapacağız. Herkes evden boş süt kutularını getiriyor. Hadi bakalım bahçeye çıkacağız ders saatinde. Bahçeye çıkıyorlar. Süt kutularını, affedersiniz, süt kutularını diziyorlar. Diyor ki öğretmenimiz, çocuklar şimdi bowling oynayacağız sizinle. İşte kazanmanın şartları, kaybetmenin şartları, beraber sınıfça kuralları koyuyorlar ve oyun oynamaya başlıyorlar. Neyse, ders bitiyor. Güzel, eğlenceli bir halde teneffüse geçiyorlar. Akşam çocuğumuz eve geliyor. Anne diyor, hayat bilgisi dersinde ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Hani ben süt kutusu götürmüştüm ya. Evet, dışarı çıktık. Bowling oynadık.
Anne eyvah diyor, ne yaptınız siz? Öğretmen arıyor, hocam ne yaptınız siz? Ders saatinde bowling mi oynamışsınız? O bahçeye çıkıp oyun oynamışsınız ders saatinde. Evet diyor öğretmenimiz, evet oyun oynadık. Olur mu hocam diyor, işte bu nasıl olur, işte oyunun zamanı mı, ders çalışması lazım falan. Neyse öğretmenimiz diyor ki, peki ne anlattı size? İşte kazanmışlar diyor, onlar şunu yaptı bunu yaptı falan. Demiş ki öğretmenimiz, evet konumuz kazanmak, kaybetmekti. Bakın demiş, şu anda çocuk yaşayarak kazanmayı ve kaybetmeyi öğrendi. Amacım da buydu, başarmışız demiş. Biz neyi bekliyoruz? Alsın test çözsün. İşte konu kazanmak, kaybetmek. Çocuklar açın defteri, kazanmak iki nokta üst üste. Tak tak tak. Bununla gördüğümüz için biz bunu bekliyoruz. Oysa oyun çocuğun en önemli öğrenme aracıdır. Oyunlaştırarak dersin işlenmesi lazım. Derste eğer bir uğultu yoksa, eğer derste bir hareketlik yoksa orada ders işlenmiyor diyebiliriz. Derste ses olması lazım, uğultu olması lazım, hareket olması lazım. Hareketin olmadığı bir yerde öğrenme olmaz. Bunu dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor ve buna göre çocuklarımızın öğretmen boyutunu ele almamız gerekiyor. Öğretmenlerimiz benim gördüğüm kadarıyla şunu hakikaten sıkıntı yaşıyorlar. Yani velinin çok fazla presi, çok fazla baskısı altında kaldıklarını söylüyor öğretmenlerimiz. Bu noktada toplumumuzun bilinçlenmesi, hepimizin bilinçlenmesi lazım. Zaman zaman yaşıyorum, muhtemelen burada da katılımcılarımızdan vardır. Vallahi hocam diyor, geçen bir annemiz sınıfta diyor, kelaynak gibi oldum ben diyor. Çocuğuma test çözdürmeyin diyorum diyor. Herkes bana dönüp garip garip bakıyor diyor. Bütün anne babalar dövecek neredeyse. Ne biçim anne babasın diyorlar diyor. Bunu arttırmamız lazım. Sonra faturası çok ağır oluyor bunun hakikaten. Başarılı oluyor ama bu sefer daha başka ahiretini kaybetmiş, maneviyatını kaybetmiş hale de gelebiliyor. Dengesini yitirttiğimiz için. Bu dengeyi dikkate alarak yol almamız lazım. Müfredat buna çok uygun. Acele etmeden, ilişkimiz bozulmadan, iletişimimiz bozulmadan yol almamız lazım. Anne babanın görevi anne babalıktır, öğretmenin görevi öğretmenliktir. Anne baba evde öğretmen olmaya başladığında iletişim bozulmaya başlar, denge bozulmaya başlar. Anne baba çocuğun duygu dünyasında o sevgiyi, güveni veren bir varlık olmak zorunda. Ötesi probleme neden olur. Antrenör olmaya başladığında, proje çocuk yetiştirmeye başladığında sorunla karşı karşıya kalırız. Şu anda bizzat ilgilendiğim birkaç tane gencimiz var. Bunalmış durumdalar, sıkışmış durumdalar. Evet başarılılar ama şu anda inanılmaz derecede bir mutsuzluk var ve ne olduğunu ben diyor, neyi sevip sevmediğimi bilmiyorum ki diyor gencimiz. Ne kadar acı bir şey. Beni ne mutlu ediyor bilmiyorum diyor. Ben denileni yaptım hep ben diyor. Olması gereken budur dedim diyor. Çünkü babam bana hep bunu söyledi diyor. Sen diyor işte bir şeyi denemeden bilemezsin. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kalbinden gelen sesi kapattırmış. Fıtratından gelen hissiyatı kapattırmış. Hepsini yapacaksın. Ve şu anda neden hoşlanıyor bilmiyor. Ne kadar acı bir şey. Ben mutsuzum diyor şu anda, huzursuzum diyor. Salt başarıyı öncelediğimizde bu noktaya geliyor. Onun ruhu var, onun kalbi var, onun vicdanı var, merhameti var, hissiyatı var. Bir sürü var da var. Bizim bunları öncelememiz lazım özellikle. Bunun da en temel yolu doğru bir etkileşim, doğru bir iletişim. Anne baba rolünü öğretmenliğe çevirdiğinde, ders takip eden, ödev takip eden bir birey haline döndüğünde duygusu eksik olur. Alması gereken, ihtiyacı olan duyguları alamamaya başlar ve arayışa geçer. Ve karşı cinsin zamanı geldiğinde, karşı cinsin en ufak bir kötü niyetli mi, iyi niyetli mi onu tartamadan en ufak bir iltifat cümlesinde direkt oraya adapte olmaya başlar. Oraya köle olmaya başlar. Oraya bağımlı olmaya başlar. Çünkü anne babadan alamadığı muhabbeti, sevgiyi, iltifatı oradan almıştır. Ya kötü biri işte bak sıkıntılı yok, o beni çok seviyor. Niye? Boşluk var. Ciddi bir boşluk var. Anne babanın görevi bu boşluğun oluşmamasını sağlamaktır. Anne baba dingin bir deniz gibi olmalı ki evlatlarımızdaki yanan ateşi de
söndürebilsinler. Evet, teşekkür ederim. O dingin denizde çok rahatlıkla durulabilmesi lazım. Yine ateşte sönmesin, o ateş lazım bize. Yakmasın yeterli. Hem kendini hem çevresini. O çocuk o enerjisi ile zaten bizi zorlayacak, yeterince zorlayacak ama o dingin deniz, gayet iyi anlıyorum ne demek istediğinizi, durulaştırmalı, sükunete erdirmeli, kesinlikle öyle olmalı. Anne baba hal diliyle, o dinginliğiyle çocuğu dengeleyebilmeli ama ateşe ateşle gittiğimizde problemi büyütürüz. Ateşe suyla gitmemiz lazım, doğru. Şimdi çocuğun dedik en son olarak anne baba olması. Eğer öğretmen olmaya başladığımızda çocuğu yalnızlaştırmaya başlarız. Çocuğu ötekileştirmeye başlarız, öteleştirmeye başlarız ve halleşme boyutundan uzaklaştırmaya başlarız. Bu nedenle evet zaten dengeyi sağlayabilmek şefkat kesinlikle. Şefkat çok önemli bir mefhum, kavram. O şefkat hissettirdiğimizde zaten çoğu şeyi çözeriz. Ama bazen şu oluyor, şefkat derken bazen annelerimiz aman çocuğum üzülmesin diye hocam ders çalıştırıyorum diyor. Sınıfta mahcup olmasın diye. İyi ama mahcup olsun ki sonucunu görsün oysa. Yani bunu kendisi tercih ediyorsa o tercihin sonucunu yaşasın. Böyle öğrenecek, aklı böyle geliştirecek zaten. Kendini böyle geliştirecek. Aman çocuğum üzülmesin, aman eline soğuk sudan, sıcak sudan soğuk suya değdirmeyelim dediğimizde işte problem başka bir boyuta gelmeye başlıyor. Mücadeleyi böyle öğrenecek. Hayatta mücadele, yani bu karşısına bir sürü işte 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına geldiğinde bir sürü farklı insanlar, ortamlarla karşılaşacak. Savaşacak gerektiğinde, mücadele edecek. Masaya gerektiğinde yumruğunu ortaya koyacak, masaya vuracak yumruğunu. Ama bunu nasıl yapması lazım? İşte bu yaşlarda zorlanarak, zorlayarak gitmesi lazım. Ama zorlamak dediğimizde de kesinlikle de çocuğumuzu yalnız bırakmak değil kastettiğim şey. Ama onun yapması gereken bir şeyi de bırakın o yapsın. Yapmadı mı? Yapmasın, sonucunu yaşasın. Sonucunu yaşadığında böyle geliştirecek. Bu bir süreç. Yarın olmayacak, ertesi gün olmayacak. Zaman içerisinde gelişecek. Zaman içerisinde olgunlaşacak. Çocukluk dönemi ne diyoruz? Mesul olmadığı bir dönem. Mesul olmadığı dönem ne demek? Bol bol yanlış yapacak demek. Bol bol eksik yapacak demek. Aklı o geliştiriyor. Ama ben niye yanlış yaptım? Bir daha yanlış yapma. Bunu en iyi yap, en düzgün yap dediğimde sünnetullahla savaşırım. Sünnetullahla savaşırım. Ve ağır olur bunun faturası. Bu nedenle sükunetle, inanarak, güvenerek, bir taraftan rızık Allah'tandır deyip de çalışmazsan aç kalırsın baskısı yapmadan, bunun gerçekten rızık da Allah'tandır diyorsak, fıtratına güvenerek, o fıtratına güvendiğimizde her şeyi dengeliyor zaten. Oraya inanmamız lazım. Ne demiştik? Hep hatırlatırım bu ayet-i kerimeyi. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Yüzün hanif olan dine çevir, fıtrata sımsıkı tutun. Fıtrata sımsıkı tutunduğumuzda çocuğumuz da kendi gelişimini de rahatlıkla ortaya koymuş olacak efendim. Neyi konuştuk? Çocuğun mutluluğunda ve başarısında annenin, babanın rolünü konuştuk ve müfredatta aslında ne nasıl olmalı? Bunu bir iki örnekle size aktarmaya çalıştık. Yine önümüzdeki programımızda çocuğumuzun gelişimiyle ilgili akıl boyutunda, duygu boyutunda neler olmalı? Sizden gelen cevaplara da bakarak da ben şekillendiriyorum. O yüzden şimdiden konunun adını da koymak istemiyorum. Çünkü farklı özelden yazanlar oluyor, DM'den yazanlar oluyor, hocam şu konuyu açar mısınız vesaire. Onlara da dikkate aldığım için çok fazla da konunun adını koymak istemiyorum ama ana başlığımız nedir? Çocukluğun sırları. Bu sırlar üzerinden gitmiş olacağız. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar konusunda hangi tarihte? Şu anda dediğim gibi tarih veremiyorum. Özel eğitimden kastımız desteğe ihtiyacı olan çocuklarımız, özel eğitime muhtaç olan çocuklarımız sayar. Bu çok o özel bir konu olduğu için çok oraya giremeyeceğim ama işte hiperaktivite boyutu, disleksi boyutu vesaire, bunlar gerçekten bize lanse edildiği gibi gerçekten büyük problemler mi, değil mi? Onlara değinmiş olacağım diyerek özetle
burada toparlamış olalım efendim. Haftaya yine salı günü saat 10'da kaldığımız yerden devam etmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.